İncele bakalım ailesi Merhabalar. Bugün önümüzde DC Rebirth Justice League serisinin ilk cildi olan Soy Tükenme Makineleri var. Yapı Kredi yayınlarından Temmuz 2018 yılında ilk Türkçeleştirilmiş olarak çıkartıldı ülkemizde. Daha sonra bu videoyu Aralık ayında izliyorsunuz ve henüz 5 aylık geçen sürede devam cildi gelmedi. İkinci cildi bekliyoruz. Yapı Kredi yayınları biraz maalesef ağırdan alan bir yayın evi. Hem mevcut elindeki yeni ciltleri çıkarmanın peşindeler hem de bu mevcut ciltlerin devamını sağlama peşinde oldukları için mevcut ciltleri biraz daha nasıl diyelim geç çıkarma yoluna gidiyorlar. Devam ciltlerini bizim için biraz bekletiyorlar. Umarız Ocak 2019 veya Ocak ayının sonu Şubat'ın başları gibi devam cildi çıkar. Çünkü bayağı uzun süredir 5-6 aydır cildin devamını beklemedeyiz. Evet, cildin içeriğinden biraz bahsetmek istersek ana hikayemiz bizim aslında Transformers filmlerini izliyorsanız oradaki ana öyküyle biraz paralellik içeriyor. Tam spoiler vermeden bahsetmek gerekirse Transformers filmlerinde nasıl bize bir Autobotlar zamanında dünyaya inip kendilerini yerin altına gömerek gizleyip ve zamanı geldiğinde yeryüzüne çıkıp dünyayı fethetme yoluna gidiyorsa ve bu ana hikayemizin de ana teması aslında bu ve bu temaya bizim Justice League ekibinin biraz karşı durması, dünyayı onlardan koruması üzerine geçen bir hikaye. Birazdan zaten daha derin bahsederiz ama spoiler içermeyecek şekilde bunu anlatmaya çalışacağız. Cilt hakkında şöyle konuşursak yazarımız Brian Hitch, çizerlerimiz Tony Stanley, Brian Hitch ve Jesus Merino. 5 fasikülün birleşiminden oluşan bir cilt. İçinde 5 fasikülü barındırıyor. Satış fiyatı 29 TL olarak piyasaya sürüldü. Fakat bunu yine her zaman olduğu gibi internet üzerinden 18 ve 20 TL arası bir ücrete temin edebiliyorsunuz. Tercihiniz şu an hangi internet sitesi bilmiyorum ama Oda Kitap ve Kitap Yurdu, yanlış hatırlamıyorsam uygun siteleri aklıma getirmeye çalışıyorum. Oda Kitap ve Kitap Yurdu'nda daha uygun şekilde temin edebilirsiniz. BKM Kitap'ta da yine aynı şekilde uygun ve kargo bedava kampanyası var ama maalesef orayı ben kendi adıma tavsiye etmiyorum sizlere. Evet, 5 fasikülün birleşimi dedik. Yaklaşık 118 pardon 168 sayfa. Şöyle hemen içeriğini de hızlı şekilde göz attırayım ben sizlere. Ana hikayemiz dediğimiz gibi Transformers filmlerinde o gördüğünüz hikayelerle aynı paralellikte. Justice League ekibimiz belli bir savaşın içindeyken daha sonradan görüyorlar ki dünya üzerinde gizlenmiş başka bir büyük oluşum var. Ve bu oluşuma karşı kendilerince bir çaba içerisine giriyorlar. Bu oluşum dünya üzerindeki insanları da kontrol altına alarak Justice League'e karşı hatta belli bir noktada Justice League ekibinin de aynı şekilde kontrolü altına alma yoluna gidiyor. Ve ekip bu hem bu etkiden hem de dünyayı bu düşmandan kurtarmanın çabası içerisine giriyor. Ekibin eksik noktası Superman, bildiğiniz üzere Superman daha önceki sayılarda yani yeni 52 döneminde ölmüş, dirilmiş, böyle bir yenilenme sürecine girmişti. O ana hikaye zaten Superman Rebirth serisinde de okuyabilirsiniz. Hatta ben videosunu çektiğim bu yukarıdan da o videoya ulaşabilirsiniz. Oradaki Superman dışlanma noktasına geldiği için Justice League ekibimiz en son noktada Superman'in kapısını çalma yoluna gitmeye özen gösteriyor. Bu yüzden de savaş olduğundan biraz daha fazla sürüyor. Superman bu ekibin içerisine sonradan dahil olma yoluna gidiyor. Bu yüzden de hikaye bayağı bir uzun sürüyor. Halbuki o kadar sürükleyici bir öykü değil. Justice League Rebirth serisinde böyle bir hikayeyle başlamaları enteresan. Ama okunduğu için de sizi okutuyor mu? Evet, sürükleyici olmasa da size kendisini okutmayı başarıyor. Çizimleri konusuna gelirsek çizimler gerçekten güzel. Bizim daha önce Superman ve Aquaman'daki o beğendiğimiz çizim tarzı burada da mevcut. Zaten 3 çizerin elinden çıkan bir cilt. O yüzden sizi mest etmeyi başarıyor. Varyant kapaklara gelirsek arkasında baya bir varyant kapağımız var. Kapaklardan da çizimlerin ne derece güzel olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Ana kapak tercih edilmesi güzel. Evet, Justice League içerisinde aslında yeni Green Lantern'larımız biraz bence sırıtıyor.
Bunu da DC böyle bir yenilenme sürecine, iki Lantern'la birlikte ilerleme sürecine gitti. Ve burada da bu ikisinin hem hikaye içerisindeki ekibe dahil oluşunu hem de aynı şekilde kendi aralarındaki anlatımı okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Green Lantern konusuna da bu cilt üzerinden birazcık daha hakim olabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi 29 TL'lik bir satış fiyatı var ve bunu internet üzerinden 18 TL'ye temin edebilirsiniz. Tavsiye ediyor musunuz derseniz evet, Justice League, Aquaman ve Superman serilerinin ardından 3. sırada size tavsiye edeceğimiz Rebirth serisi. Eğer ki diğer serileri henüz temin etmediyseniz Justice League gibi önce okuyun, öncelik sıranıza koyun, ondan sonra diğer Rebirth serilerine de bir göz atın deriz. Evet, inceleme bu şekilde. Hakkında bahsedebileceğimiz kısımlar bu. Gerçekten sevebileceğiniz ama sürükleyici, pek de muhteşem bir hikayeye sahip değil aslında. Ama yine de okuduğunuzda sizi içine alan bir ilerleyişi mevcut. İncele bakalım ailesi. İncelememiz bu şekilde. Eğer ki incelemelerimizi takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla bize yol göstermeyi ve beğeni butonuna tıklayarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.